Evet Güler Yüzlü Çocuk, bugün neredeyiz acaba? Bugün Karaburun'dayız. Tabi daha varamadık ama. Bekliyoruz hala ya. Peki, biri bizi atsın ya. Sıradaki rota neresi? Şu Anamur'da olduğu gibi bir de Karaburun'da bir vahiyiniz yok mu ya? Bir araç lazım bize, Mordoğan'a gitmemiz lazım. Hocam Mordoğan, ben bu sefer helikopter istiyorum. Helikopter lazım. Evet arkadaşlar, gideceğimiz ilk durağımız bulunduğumuz yerden 37 kilometre uzaklıktaki Mordoğan'a bağlı Ayıbalığı koyuydu. Ve öncelikle Gülbahçe'ye geçtik. Daha sonra 18 kilometrelik Balıklıova'ya geldik. Balıklıova'dan sonra da zaten Mordoğan geliyor. Bu koy Mordoğan merkezin kuzeyinde bulunuyor. Ayıbalığı koyu hemen hemen ana caddeden 1-1,5 kilometre içeride bulunuyor. Buraya geldiğinizde merdivenle koya iniyorsunuz ve koyun küçük bir kumsalı bulunuyor. Üzerinde bir beach club bulunuyor. Yalnız suyun içerisinde deniz kestanesi olsun, taşlık olsun fazla bir kum bölgesi görmeyeceksiniz. Bu yüzden çocuklar için birazcık yüzmesi zor bir yer. Sağ ve sol taraflarında kayalar var. Suya atlanabilecek yerleri var. Ortam çok güzel, su çok güzel. Su çok berrak. Bu yüzden burası Karaburun Yarımadası'nın hakkını veren koylarından. Bizim çok hoşumuza gitti. İlk durağımız burasıydı. Eğer Karaburun'a geliyorsanız burası çocuklar için dediğim gibi biraz zor olsa da yüzme konusunda mükemmel bir yer diyebilirim. Tabii bir otostopçu için de en zor olan iş yemek. Arada bir böyle fotoğraflarımız da basına sızabiliyor. Karaburun merkezde yemeğimizi yedikten sonra merkeze 5 kilometre uzaklıktaki Dolun Gaz bölgesine geldik. Dolun Gaz kamp alanı yoldan 300 metre içeriye girip yolu genellikle toprak yol olan ve koya ulaştığınızda harika bir manzarayla karşılaşacağınız bir yer. Yani su hakkında denebilecek hiçbir şey yok. Burası ayıbalığından da güzel bir koydu. Suyu masmavi, hatta yeşil, turkuaz, acayip tonları vardı. Ve burası bizim Türkiye'de Muhammed'le top 3 deniz listemizde bulunuyor. Acayip bir koydu. Suyu mükemmeldi. Özellikle bir de daldığınızda su, yani tartışmaya kapalı bir su. Karaburun'un en güzel tarafı da koylarıymış. Bunu fark ettik. Arkadaşlar bu videomuz biraz tanıtım amaçlı olacak. Sözü ben hiç uzatmadan analiz masasına bırakıyorum. Bu ne uzatma? Karaburun'dayız, Karaburun. Tepe Bozköy. Çiçek. Midilli. Çiçek. Hocam Midilli neresi? Midilli tam karşısı hocam. Ucundayız, yarımadanın ucundayız. Peki şuradaki adayı ne olarak tanımlıyoruz? Bilmiyorum hocam, Foça olabilir. He. Foça taraf, Foça. Foça. Gençler, buraları hatırlarsınız. Karşı Midilli. Bu yolları bilirsin Emin Eraslan. Buraları da gördün yani. Muhammed sonra? Oz. Tamam çekeriz babuş. Alırız. Özellikle Dolun Gaz'dan sonra o kadar sakindi ki yollar. Yollarda bekleye bekleye çok yorulduk. Bizi hatta bir çocuk Tepeboz köyüne götürdü. Köye çıkıp bir daha inmek zorunda kaldık. Yani buralara eğer otostop çekecekseniz birazcık düşünmelisiniz. İzmir'in en zorlu yerlerinden birisi diyebilirim. Yalnız akşama da artık kalınca mecburen
bu bölgede kalmak zorundaydık ve bakın nerede kaldık. Tabii kalacağımız yere gelmeden önce de Karaburun'da gün batımını sizlere şöyle bir göstermek istedim. Karaburun'da gün batımı İzmir'de izleyebileceğiniz en güzel gün batımlarından birisi. Akşamı geçireceğimiz yer Yeni Liman bölgesiydi. Bu bölge zamanında Rumların yerleşmiş olduğu, mübadeleyle beraber de nüfusunun neredeyse sıfıra indiği, daha sonradan da Türklerin burada yaşamaya başlamasıyla tekrardan nüfusunun artmış olduğu bir yer. Bu liman bölgesi Yarımada'nın, Karaburun Yarımadası'nın en kuzey noktası ve buradan sonra ulaşım gerçekten sıkıntı. Yollar normal, yalnız araç geçmiyor. Evet, Yeni Liman'dan Haseki köyüne 3 kilometre, Haseki köyünden de Sarpıncık köyüne 3 kilometre, toplamda 6 kilometre yol geldik. Yalnız şöyle bir sıkıntı vardı ki biz bu yolu tam 1,5 saatte geldik. Çünkü araç geçmiyor. Araç geçmediği için de çok büyük sıkıntıydı. Buradan yolda inip Sarpıncık Deniz Feneri'ne yürüyecektik. Evet Gülat, yukarıdan geldik. Nereye gidiyoruz? Fener'e gidiyoruz. En arkaya. Şöyle arka taraf. Gün batımının çok iyi olduğunu duydum. İşte burada gün batımını izlememiz lazımdı ama maalesef gelemedik. Neyse, artık gün ortasını burada izleriz. Ya da suyuna güzel bir girer. Evet, su. Su da olabilir. Evet Mami, tam 50 dakikada Sarpıncık Deniz Feneri'ne inmiş bulunmaktayız. Karşısı Sakız. Karşısı Midilli. Tam tepeden geldik, arkadan. 50 dakikada aşağı indik de şimdi çıkışı kaç saat olur bilmiyorum. Görülmeye değer. Gerçekten efsane. Hele burada bir gün batımı. Abo. Dün yetişemedik buraya, yoksa gün batımını biz gibi izlerdik burada da. Neyse, bir fenerin yanına gidelim de. Sarpıncık Deniz Feneri, Antalya Gelidonya Feneri, Datça'daki Deve Boynu Feneri ile beraber Türkiye'de görülmesi gereken 3 fenerden biridir. Bu tabii ki benim görüşüm. Nasıl bir iniş yapıyorsunuz? Zorlu mu acaba? Bip, orayı bir keselim. Hocam, Crocs terliklerin buradan indirmediğini öğrendik hiç olmazsa. Şöyle bir yerden indik işte. Terliklerle ayağımızda. Zorlu bir iniş oldu ama değecek gibi suyuna. Evet gençler, yarım saatin sonunda şuradan 10 metrelik yerden 15 dakikada indik. Ve terliklerle. Terliklerle mis gibi Crocs'lar gitti. Şimdi de Fener'in yanındayız. Sakın, haydi girelim. Fener'in hemen altında. Batımı attık. Şu an girdiğimiz bu suyu da tabii ki Dolungaz'la yan yana tutuyorum. Dolungaz'ın rengi tabii ki bambaşkaydı. Yalnız bu suyun içerisi de kesinlikle şuradan görüldüğü gibi değil.
Buradan çıkıp tabii ki bir saatte tekrardan bulunduğumuz yol ayrımına geldik. Burada bizi bir abi karşıladı. Paşa Mustafa abi. Kendisi bir çay ikram etti bize. Buranın yerlilerinden. 50 yıldır burada yaşıyormuş. Bize Türklerin ve Rumların beraber yaşadığı dönemlerle alakalı çok güzel bilgiler verdi. Mübadelede yaşanan zorluklar hakkında da duygulandırıcı hikayeler anlattı. Birebir kendisi yaşamış bunları. Kardeşim, sıradaki durak Sazak Köyü. Biz niye büyürüyoruz? Biz niye büyürüyoruz ya? Bu arabalar nerede peki? Hocam bilmiyorum da hep yürüyoruz artık ya. Hava da sıcak. Sıcak. Zıbap. Evet, Kaya Köyü andıran eski Rum evler. Sazak. Eski Rum. Yalnız mekan da 10 numara yani. Direkt sakız manzaralı. Bu köy Fethiye'de gittiğimiz Kaya Köyü ile aynı kaderi paylaşıyordu. Mübadele döneminde acil boşaltılan ve Sakız Adası'na kaçan Rumların köyüydü burası. Zamanın şartları gereği de korsanlardan korunmak için denizden uzağa yapılan köylerden biriydi. O zamanlar tabii korsan sıkıntısı vardı. Yani işte bu çevredeki yapıların kökeni buraya bağlanıyor. Bu en eski yerleşim olarak gözümüze çarpıyor. Bu köyde zamanla tarihi eser kaçakçılarının etkisiyle şu an bu halini almış durumda. Evet, işte Karaburun'da gezdiğimiz yerler buralardı. Umarım keyifli bir video olmuştur. Bilgilendiğiniz bir video olmuştur. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Bana destek olmanız için beğenip abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.